Selamünaleyküm dostlar, hayırlı günler. Öncelikle İran'a gidiyoruz. İran Milli Eğitim Bakanlığı, devletimize bağlı Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. İranlı yetkililer yine saçma sapan kararlar verirken, İran'da özellikle Maarif Vakfı'na izin verilmediği yönünde haberler paylaşılıyor. Yunus Emre'ye de sık sık zorluk çıkardılar. Fakat İran rejimi Türkiye'de her türlü propagandayı serbestçe yapabiliyor. Bununla ilgili Profesör Doktor Ahmet Uysal şu değerlendirmeyi yapıyor. İran'ın Türkiye'de bir sürü eğitim kurumu var. Kültür merkezleri misyoner gibi çalışıyor. Haber ajansları ve kanalları Türkiye'yi sadece eleştiriyor. İranlı yetkililere cevap verilmeli. İran kurumlarını kapatıp bize izin verdikleri seviyeyi düşürmek gerekiyor. Ben şahsen 1'e 5 formülüne razıyım açıklamasını yapıyor. Kendisi çok sert tepki göstermiş. Biz de sizlere geçen gün yayınladığımız haberde İran'da ülkemizin sınav düzenlediği haberini servis etmiştik. İran bilindiği gibi Türk düşmanı bir ülke. Zaten Güney Azerbaycan bölgesi işgal altında ve oradaki Türklere baskı devam ediyor. Bugün itibariyle Türkiye'de kafayı takmış durumdalar. Suriye devriminin başlamasının ardından Esad rejiminden ayrılan ilk üst düzey subay olan Albay Hüseyin Harmuş'un oğlu Muhammed, babasının rejimden ayrılmasının yıl dönümünde Gaziantep, Çamlık, Anadolu Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Suriye Ulusal Koalisyonu tarafından tebrik mesajının yayınlandığına yönelik de haber paylaşılıyor. Hindistan'ın Ranchi şehrinde iktidar partisinin peygamberimize yönelik hakaret etmesi nedeniyle düzenlenen gösteriler kapsamında Hint polisi Müslüman göstericilere ateş açtı. İki kişinin şehit olduğu yönünde haber paylaşılıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkanlar turu kapsamında bugünle dostlar Kuzey Makedonya'yı ziyaret ediyor. Kendisi bilindiği gibi Sırbistan'daydı. Bugün itibariyle Kuzey Makedonya'da. Scholz, başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kocheski tarafından resmi törenle karşılanıyor. Resmi ziyaret amacıyla Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski ile bir araya geliyor. İki bakan daha sonrasında heyetler arası toplantı da gerçekleştiriyor. Venezuela Devlet Başkanı'nın dün İran'a gittiğini söylemiştik. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı çoğu kişi tarafından katil olarak bilinen İbrahim Reisi ile bir araya geliyor. İran ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun İran ziyareti sırasında 20 yıllık anlaşmada imzalamış durumda. Bunun dışında dostlar İçişleri Bakanlığı PKK-KCK'nın şehir yapılanması olan Ateşin Çocuklarına yönelik Mersin merkezi 5 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyuruyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mersin İl Jandarma Komutanlığı terör örgütü PKK-KCK'nın şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak amacıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemler gerçekleştirdiğini açıklayan Ateşin Çocukları oluşumuna yönelik operasyon düzenliyor. Çin'e gidiyoruz. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA tatbikat sırasında tank savar füze birimini sergiliyor. Buradan da görüntüler yayınlanmış. İtalyan gümrük polisi P-72B deniz karakol uçaklarıyla Malta'nın güneyinde bir bölgede sürekli zikzak çiziyor. Muhtemelen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik burada uçuş yapılmış. Ukrayna'da Nazizm ve milliyetçiliğe karşı harekete geçtiği yalanını söyleyen Rusya, Mariupol şehrini ele geçirdikten sonra şehrin girişindeki yazıyı Rus bayrağı rengine boyamış durumda. Rusya, Ruslaştırmayı milliyetçilik olarak değil, olması gereken şeklinde görüyor açıklaması yapılmış. Rus casus uçağı ve iki Rus savaş uçağının İsveç sivil hava sahasını ilerlettiği de iddia ediliyor. Yine bir rapor paylaşılmış globalsecurity.org'daki habere göre İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e radar sistemleri yerleştiriyor. Tel Aviv rejimi İsrail medyasının İran'dan gelen füze tehditleri olduğunu iddia ettiği şeylere karşı bazı ülkelere radar sistemleri yerleştirmiş durumda. Kuzey Kore'ye gidiyoruz. Kore İşçi Partisi 8. Merkez Komitesi'nin 5. genişletilmiş genel toplantısı yapıldı. Kim Jong toplantıya başkanlık ediyor. Fotoğrafları görmektesiniz. Libya basınındaki habere göre 2 Türk askeri uçağı Batı Libya'ya El Vatiha Türk üssüne indi haberi paylaşılıyor. Ülkemizin aralıksız olarak Libya'ya sevkiyatları da devam ediyor.
Suriye'de El Maranes köyünde yani Tarifat'ta Halep'in kuzeyinde Esad militanları röportaj veriyor. Esad devlet medyasına konuştular ve temas hattına yakın olduklarını söylediler. Ordu daha sonrasında yaptığı açıklamada Türkleri püskürtmeye hazırız açıklamasını yapıyor. Yine saçma sapan açıklamalarına yer verilmiş. Burada ordumuza militan ifadesini kullanmışlar. Bunu da görmektesiniz. Sonunda militanların saldırısını püskürtmeye hazırız açıklaması yapılıyor. Tarifat'ta Esad yanlıları Suriye'de Esad ordusuna yönelik destek gösterisi düzenliyor. Muhtemelen Esad'ın diğer bölgelerden otobüslerle getirdiği şahıslar her zaman olduğu gibi propaganda kapsamında gösteriye katılım sağlıyor. Daha öncesinde parayla otobüslerle buraya çok sayıda Esad yanlısı getirilmişti. Yine geçen günlerde Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın Çin'den hava savunma sistemi satın alacağına yönelik haber paylaşılmıştı ki zaten Suudi Arabistan'ın daha öncesinde HQ'ları satın aldığı duyurulmuştu. Bugün itibariyle Suudi Arabistan savunma işlerinden sorumlu bakan yardımcısının Çin Savunma Bakanı Korgeneral Wei Feng ile görüştüğüne dair haber paylaşılmış. Görüşmenin Singapur'da yapıldığını da söyleyelim. Singapur'da bilindiği gibi Çinli yetkililer Amerika Savunma Bakanı'nın da görüşme yapması bekleniyor. Bunun dışında NATO'nun Baltık Denizi'nde İsveç ve Finlandiya'da düzenlediği tatbikat bağlamında ülkemiz de bu tatbikata katılım sağlıyordu. Bugün itibariyle hava uçuşu yapıldı. Türkiye, ABD, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Norveç, Belçika, Polonya, İngiltere, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan bu tatbikata katılım sağlıyor. Özbekistan'da neredeyse 2 haftadır şeker kuyruklarından bahsediyorduk. Bugün itibariyle kavgalar çıktı. Özbekistan'da mağazalarda insanlar şeker yüzünden birbirlerini eziyor. Özbekistan'da süpermarketlerden birinde insanlar şeker yüzünden izdiham oluşturuyor. Buradan da görüntüler paylaşılmış. Videoda gösterilen olayın tam olarak nerede ve ne zaman geldiğine yönelik de herhangi bir açıklamanın yapılmadığını söyleyelim. Yunanistan medyasındaki haberde Ankara ipi çekmeye devam ediyor. Kerpe'nin batısında Yunan tatbikatını engellemeye çalışıyorlar başlığı atılmış. Türkiye bu kez Kerpe'nin batısında Yunan tatbikatını engellemeye çalışırken meydan okumalar devam ediyor. Burada dostlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik şunu yazmışlar. Erdoğan liderliğindeki Türk liderliği Türkiye'nin tüm taleplerini günlük olarak hatırlatarak Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde uzun süreli gerginliğe zemin hazırlıyor. Doğu Ege adalarının silahsızlandırılmasını istiyorlar ve savaş tehditleri savuruyorlar. Atina, Ankara'nın herhangi bir saldırgan planıyla yüzleşmeye hazır olduğunu söylüyor ve Washington ve Brüksel'in Doğu Ege ve 12 adalar üzerinde tartışmasız Yunan egemenliği konusundaki tutumlarından Yunanistan memnun açıklaması yapılmış. Yine eski bir Türk büyükelçinin skandal açıklamalarına da yer verilmiş. Kendisi Yunanistan halkta açıklamasını yapmıştı. Bunu da hatırlatalım dostlar. Yine Profesör Filiz konuşuyor. Erdoğan'ın her türlü hava girişimi yapabileceği açık açıklamasını yapıyor. Yunan dilinde Erdoğan'dan gelen ham tehditler cümlesi kullanılmış.